Kahramanmaraş'ta 4 kuşak boyunca hizmet veren Fidan Kardeşler Lokantası, şifa kaynağı Maraş paçası ile birbirinden güzel lezzetler hazırlayarak ziyafet sunmaya devam ediyor. Paçanın küçük paş hayvandan yapılması gerektiğini söyleyen Ahırdağ Caddesi üzerinde bulunan Fidan Kardeşler Lokantası işletme sahibi Raşit Fidan, paçanın şifa kaynağı olduğunu ifade etti. Paçanın en büyük özelliği paçayı nereden yiyeceksin? Karışık usta işi derler. O şekilde yiyeceksin paçayı. Vitamini muhteşem olur. Sene 1970 yıllarında babam rahmetli ilk lokantayı açtığında o zamandan bu zamana devam eden bir meslek hayatımız var. Üçüncü kuşak, dördüncü kuşağı teslim etmek üzereyiz. 8 yaşından beri de bu mesleğin içindeyim. Sulu yemek, döner, kebap, ızgara, bol çeşitli ürünler olarak da devam ediyoruz. Benim yaptığım günlük 8-10 çeşit sulu yemeğim var. Mesela tas kebap. Yoğurtlu köfte var bugün. İşte tavuk haşlama, taze fasulye, kuru fasulye, pirinç bulgur pilavı, mumbar, işli köfte. Aklınıza ne gelirse her şeyin vardır. Paça Kahramanmaraş'ımızın vazgeçilmez şifa kaynağı olan bir yemeğimizdir. Paça küçükbaştan yapılmak şartıyla lezzeti ve vitamini muhteşemdir. Küçükbaştan yapıldığı takdirde her türlü vitamin onda mevcuttur. Ayak paça, göz paça, damak paça, dil paça, yanak paça, yani siyah paça bu şekil devam ediyor. Karışık paça. Birincisi paça hazırlanmadan önceki aşamada yani kellenin iyice temizlenip ve onu yıkayıp kazana yerleştirip en büyük özelliği kefini kaçırmadan alma. İş burada başlıyor. Kefini kaçırdığın takdirde hiçbir lezzeti kalmaz. Su simsiyah olur ve kaçmıştır artık o gidişiyordur. İkinci bir biçtikten sonraki aşamada kele güzel bir şekilde ayıkladıktan sonra eskiden süzme yaparlardı, şimdi kaynatma yapılıyor. Bunu yaparken gelinmesi gereken nokta eşki. Paçanın somak eşkisinde bir hile varsa paçanın tadını kaçırır ama somak eşkiyle yapılmışsa o daha lezzetli olur.